Sen geldin, soframıza bereket geldi. Sen geldin, her güzellik seninle birlikte geldi. Hoş geldin ya şehri Ramazan, hoş geldin. Hoş geldin 11 ayın sultanı ya şehri Ramazan, hoş geldin. Efendim Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la iftar saati başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Az sonra muhterem hocamız bizlerle olacaklar. Hemen hatırlatma, yayınımıza, iftar saatine katkılarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarla da bize ulaşıp hocamıza sorularınızı canlı yayında iletebilirsiniz. Bugün yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak sevgili izleyenler. 3 şehrimize, bildiğiniz gibi her akşam iftar saatinde 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Toplamda 81 şehre, 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olacağız. Bakalım bu akşam iftar saatinde haritamızda hangi şehirlerin ışıkları yanacak? Şimdi çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Allah'ım, senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadette bulunmak istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalp istiyorum. Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlardan sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz ki gaybı en iyi sen bilirsin. Amin. Efendim yeniden birlikteyiz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la iftar saati devam ediyor. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Onun sonsuz nimetleri içerisindeyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun efendim. Duacıyız. Mevla saat afiyet versin. Ömrünüze amin, bereket hocam. Efendim. Sevgili izleyenler, reklamlardan önce de söylediğimiz üzere katkılarınızı bekliyoruz yayınlarımıza. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Aynı zamanda telefonlarla da bize ulaşıp hocamıza dini ve sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün yine 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bakalım haritamızda hangi şehirlerin ışıkları yanacak? Biraz sonra göreceğiz ve o 3 şehrimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemizi yollamış olacağız. Şu dakikalarda muhterem hocam Adana iftar hazırlığı yapıyor, iftarını yapacak. Yozgat keza aynı şekilde iftar yapacak. İftar telaşı var şu anda. Nevşehir'de, Niğde'de, Mersin'de iftar hazırlıkları birkaç dakika sonra da iftarlarını yapmış olacaklar. Selam edelim. Mevla kabul etsin. Sofralarınız bereketli olsun. Bir telefonumuz var muhterem hocam. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Size soru sormak istiyorlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Merhabalar öncelikle. Buyurun. Tüm İslam aleminin hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Benim buyurun. Sorum şu şekilde olacak hocam. Ben Müslüman değilim 7-8 senedir ve oruç tutmuyorum. Ailem dinine bağlılar, oruç tutuyorlar. Ben onlara saygı gösteriyorum ama onlar bana saygı göstermiyor. Evet, şimdi biraz ben de soru sorayım size. Hocamıza muhtemelen bu durumu soracaksınız ama Müslüman değilim dediniz. Hangi dine mensupsunuz? Ben agnostik. Efendim? Agnostik, yani bir yaratıcı olduğuna inanmıyorum. Dinin gerçek olduğuna inanmıyorum. Bir yaratıcıya inanmıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla peygamberlere inanmıyorsunuz, meleklere inanmıyorsunuz. Ahiret inancınız yok, öyle mi? Evet, doğru. Mahsuru yoksa kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23 yaşında hocam izleyicimiz. İnanmıyorum. Fakat bir varlığa, Allah'ın varlığına inanmıyorum diyor. Anladığıma göre sözlerinden arkadaşımızın ailem Müslüman diyor. Evet. Evet, temiz arktan temiz su gelir. Bu değerli kardeşimizi ben bu halinin, bu tavrının geçici olduğunu düşünüyorum. Yani değerli kardeşimiz, inkar imandan zordur. İmansızlık gecesi gündüzünden, gündüzü de imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bir münkirin iç alemi çöller gibi ıssız, belirmez ufkunda ne ay, ne güneş, ne de yıldız. Ya. Efendim, şimdi gelin Allah'a inanmamız için Kur'an'dan da delil, kainattan da deliller gösterelim. Varlığım, Halik'imin varlığına şahittir. Gayri burhan-ı kavi varsa da zaittir. Varlığın ispate ne hacet kürre-i alem ile, yeter ispatına halk ettiği bir zerre bile. Atomun yapısından güneş sistemine kadar, zerreden küreye, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye, çimen yaprağından galaksilere kadar, her yerde, her şeyde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazılıdır. Yani değerli kardeşim, şu insan bünyesinin yaratılışına, organlarımızın birbiriyle ilgisine, doğanın eseridir bu. Böyle mi diyelim? Diyelim ki matbaada bir takım harfler var, matbaada raflar yıkılmış, o harflerden bir şiir, İstiklal Marşımız yazılmış. Ya mümkün mü? Sen ne konuşuyorsun? Yani böyle mantıksız konuşma olur mu ya? Matbaadaki harfler devrilmiş, yıkılmış, İstiklal Marşı yazılmış. Ya buna kimse inanmaz. Şu demek ki ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, bu intizam, bu güzellik, bu ahenk nedir bu? Nasıl böyle tesadüfen olur bu? Evet efendim. Şu ayeti kerimeyi okuyayım bakın. Estağfurullah. İnne fî halkı's semâvâti vel ard. Yerlerin, göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbirini takip edişinde, denizlerde insanların menfaati için gemilerin yüzmesinde ve ma enzelallahu mines semâi min mâin fâhya bihil arda ba'de mevtiha, gökyüzünden Allah'ın yağmurlar indirip ölü topraklara can vermesinde ve yeryüzünde canlıların üreyip yayılmasında ve tasrifir riyah, rüzgarların esmesinde ve sahabil müsakhari beynes semai vel ard, yerle gök arasında bulutların emre hazır bulunmasında le ayatin li kavmin yaqilun, akletmesini bilenler için ibretler vardır, deliller vardır. Sevgili oğlumuz, inne şirke le zulmün azim. Kur'an böyle diyor. İmansızlık büyük haksızlıktır. Niye? Her yerde, her şeyde milyarla delil var. Bu deliller nasıl inkar edilir ya? İnkar edersek haksızlık etmiş oluruz. Bakın İmam-ı Azam Hazretlerine böyle bir ateist grup geliyor. Diyorlar ki biz Allah'a inanmıyoruz. Hadi sen bizi inandır bakalım diyorlar. O da diyor ki ya bir haber duydum. Denizde gemi gidiyormuş. Yolcuları da tüccarmış. Geminin de kaptanı yokmuş. Şimdi zihnim bununla meşgul, ya bu ne olacak diye. Bu ateist grup diyor ki işte bunların en büyük hocası bu. Söylediği laf bu. Mantıksız bakın. Kaptansız gemi gidiyormuş denizde de ne olurmuş bunun akıbeti? Taşı gediğine koyuyor İmam-ı Azam. Demek kaptansız gemi olmaz, öyle mi? Bunu kabullenemiyorsunuz. Akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren bu aleme ne dersiniz? Buna bir kaptan yok mu? Ya taşı gediğine koyuyor. İmam-ı Şafiye Hazretleri de bu ateist gruba diyor ki bir dut ağacını düşünün. Keçi yiyor onun yaprağından, süt yapıyor. Efendim, ipek böceği yiyor, ipek yapıyor ondan. Yani bir tırtıl bunu yapıyor. Ben bu düzenin sahibine inanıyorum ben diyor. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri de yumurtayı tarif ediyor. Bir yumurta, düşünün, dışında bir mermer kaplama. O mermer kaplamanın içinde bir beyaz tabaka, onun içinde altın top ve onun merkezinde canlıyı yaşatan kudrete inanıyorum ben diyor. Hani sevgili oğlumuz, senin baban Müslüman, anan Müslüman. Gel, sen ya bir travma yaşadın, ya bir dinsizin kitabını okudun, ya bir inançsız adamla konuştun, onun etkisindensin. Hatta mı kardeşimiz, izleyicimiz hatta mı? Buradayım. Ha, hocamı dinliyorsunuz değil mi siz de? Sevgili kardeşimiz. Evet. Varsa sorularını sorabilirsiniz bu arada. Temiz arktan pis su gelmez, sana imansızlık yakışmıyor. Sen Müslüman oğlu Müslümansın, öyle olmanı diliyorum. Yani eğer bu sözlerimle tatmin olmamış olacak olursan, ben şimdi seni, kusura bakma, şöyle hayal ediyorum. Adeta bir trafik kazası geçirmiş, kanlar içinde birisi. Ya git şimdi, ben üzerim kan olur, arabama da kan bulaşır demem yakışmaz. Ne olursa olsun ben bunu kurtarmalıyım diye düşünürüz değil mi? Bir can, bir hayat. Bir candır, bir hayattır. O yüzden sevgili kardeşimiz, yani eğer bu sözlerimden tatmin olmayacak olursan, her zaman görüşmeye hazırım. Keşke İstanbul'da olsaydınız. Bilmiyorum yani hangi şehirdesiniz şu anda. Ben tabii göremiyorum ekranda. Kanatya'dayım. İstanbul'da değil. İstanbul'da değil. Keşke İstanbul'da olsaydınız. Bak, burada misafir ederdik sizi. Hocam da her zaman görüşebiliriz, oğlum, bekleriz diyor. Yani, arzu ederseniz. Yani, siz şimdi agnostik misiniz, ateist misiniz? Agnostiyim ben. Yani bir yaratıcı varsa bile bunu insanlığının bilmesi. Çünkü ikisi farklı. Ateizmde... Ateizmde Tanrı'nın var olmadığına bir Allah inancı yok, ama diğerinde, agnostisizmde hocam bir varlık olsa bile, bir ilah olsa bile onun bilinemeyeceğini savunuyorlar. Yani. Evet. Ama peygamberleri kabul etmiyorsunuz değil mi? Melekleri, evet, peygamberleri, kitapları kabul etmiyorsunuz. Evet. Muhsin Bey, öyle deme, ben bu kardeşimizde derhal değişiklik olacağını düşünüyorum. Baba Müslüman, ana Müslüman. Yani... Sevgili yavrum, kazanmışken kaybetmeyelim. Yani delilin ne, hadi ispat et. Hangi sebepten dolayı sen inkar ediyorsun? İnkar imandan zordur. İnkar, İman daha kolaydır. Yüce zor. Rabbimiz bakın, kitap indirmiş, peygamber göndermiş, akıl vermiş, idrak vermiş bize. Ve zerreden küreye, çimen yaprağından fezalara, gökyüzünün trafiğine kadar... Müthiş deliller var. Milyarla delil var. Bunu nasıl inkar ederiz biz ya? Aklı başında olan adam inkar edebilir mi? Yani doğanın eseridir. Tesadüftür. Yani bu eczanedeki raflar dökülmüş, ilaçlar birbirine karışmış. Onu da kullansan ilaç. Ya bunu söylersem gülerler ya. Evet. Ne ahmak adam, neler söylüyor ya. Bu adam dinlenir mi? Yani hayat tesadüftür diyen böyle diyor işte. Hayat tesadüften ibarettir diyen sanki böyle demiş oluyor. Sizin ailenizle ilgiliydi değil mi sorunuz? Evet. Şimdi ailenizin size olan bakışı, tepkisi, itirazları mutlaka vardır. Bu konuda sizin sorunuz var hocama galiba. Evet. Nedir? Tekrar eder misiniz? Saygı duyuyorum hani oruç tutma konusunda. Evet. Önlerinde ben asla yemek yemiyorum. Ama onlar bana saygı duymuyor hocam. Ben bu konuda yardım istiyorum. Sürekli tartışıyoruz çünkü zıtlaşıyoruz. Bu konuda tavsiyeniz varsa dinlemek isterim hocam. Ailemin bana da saygı duymasını istiyorum ama onlar bana saygı duymuyorlar. Yavrum, ailen sana nasıl saygı duyuyorsun? Sen şimdi eğer bu inançta gideceğim dersen Müslüman bir kadınla evlenemezsin. Allah ömür versin ama öldükten sonra yıkanmazsın. Namazın da kılınmaz. Müslüman mezarlığına da defnedilmez. Bütün bunları göze almak lazım. Ben inançsızım deyince bütün bunları göze al. Ailen saygıya layık insandır. Muhterem insanlardır. El öpülecek insanlardır. Yani sen gel onları dinle. Ve bunlarla tatmin olmadıysan biz hazırız. Sizinle konuşalım. Her görüşelim. Zaman hocam diyor ki her zaman konuşuruz, sohbet edebiliriz. İnşallah siz de hocamı dinledikten sonra fikirlerinizi değiştirirsiniz. En azından belki hocamla sohbet etmek istersiniz. Hocam bu konuda açık her daim. Doğru efendim. Teşekkür Doğru. ediyoruz. Teşekkür ederim. Selam edelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Evet, peki. Muhterem hocam, biraz evvel söyledikleriniz önemli, son söyledikleriniz. Zaman zaman biz de sorularla karşılaşıyoruz. Deistim diyenler var, ateistim diyenler var, ondan sonra agnostiyim diyenler var. Şimdi böyle kimselerle evli olanlar da var. Sonradan öğreniyorlar. Evlenmiş, gizlemiş, saklamış ateist olduğunu ya da deist olduğunu. Hanımefendi ya da beyefendi diyor ki ben evlendikten işte 1 yıl sonra öğrendim ki kocam ya da karım deistmiş diyor. Bu şahıslarla, kişilerle evliliği sürdürmek doğru mu? Hayır, mümkün değil. Öğrendiği andan itibaren son vermesi lazım. Öğrendiği andan itibaren nikah biter. Nikah Muhsin biter. Bey. Evet, öyle. Evet. Peki. Devam edelim. Bir video sorumuz varmış. O soruyla devam edelim. Sevgili yavrum, tekne orucu tutabilirsin. Oldu mu? Tekne orucu diyorlar. Çocuklar sabahleyin başlarlar, öğleye kadar tutarlar veya öğleyin başlayıp akşama kadar tutarlar. Tekne orucu tutabilir diyor hocam. Hanzade kardeşimize selam edelim. Bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben Hollanda'dan arıyorum. Bir sorum olacaktı. Akıllı telefonlarda yüklenen Kur'an-ı Kerim uygulaması abdestsiz ellenebilir mi? Yani okunabilir mi? Hayırlı Ramazanlar. Evet. Hanım kızım, bu bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerimlere abdestsiz olarak dokunmamız doğru değildir. Ama bu telefonlara efendim Kur'an-ı Kerim yüklüdür. Dokunmamız olmaz diye düşünemeyiz, dokunabiliriz. Abdestsiz olarak dokunabiliriz bunlara. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, vakit iftar vakti, özellikle şu anda, şu dakikalarda Konya, Zonguldak, Düzce iftar sofralarında. Hocam biz de İstanbul olarak yavaş yavaş o dakikalara doğru gidiyoruz. Sofraları başında sizin duanızı bekleyenler var. Vakit kaybetmeyelim ve duayla inşallah iftar saatini karşılayalım. Peki efendim. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt ve bike ament ve aleyke tevekkelt ve ala rızke eftart. Amin. Ya vasal mağfireh. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Rahmeti bol Mevlamız, hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla ya Rab. Sofralarınızda oruçlular iftar etsin. Has kullar yemeklerinizi yesin. Meleklerin duası sizinle olsun. Amin. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamurrahiminsin. Ya Rab, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Bizi bir Ramazan-ı Şerif'e daha ulaştırdın. Sana hamdolsun. Amin. Daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış olan cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazan'ı etme. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, Amin. İş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab, şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle. Amin. Bizi ve nesillerimizi Müslüman eyle. Amin. Kazandık, kaybettirme. Yükseldik, düşürme. Amin. Mümin doğduk, mümin yaşamayı iman-ı kamille, hüsnü hatime ile. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek tekmili enfas edebilmeyi nasip eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Ya Rab, güç yetmez, takat gelmez, afetlerle, musibetlerle bizi imtihan etme. Amin. Gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle. Amin. Deprem gibi, salgın hastalıklar gibi afet ve musibetlerden bizleri hıfzu emanında eyle. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Kahraman askerlerimize ve emniyet güçlerimize moral gücü yağdır. Amin. Melekler ordunla ve sekinetinle teyit eyle. Amin. Ya Rab, ilk kıblemizin bulunduğu yerde zulüm altında bulunan kardeşlerimize en kısa zamanda huzura, hürriyetlerine kavuşabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rab. Ya Rab, nam-ı celiliğin okunduğu minareler, kubbeler yerle bir oldu. Taş üzerinde taş kalmadı. Müslüman namusu çiğnendi. Güçlerine güveniyor onlar. Biz sana güveniyoruz. El açtık, boyun büktük, kapına geldik. Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize en kısa zamanda hürriyete kavuşmayı lütfeyle. Amin. Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuştuğu günleri yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rab. Ya Rab, borçlarımıza edalar, dertlerimize devalar lütfeyle. Amin. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Amin. Büyük mahkemen de onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Amin. Rabbena gfir lena ve li ihvaninellezine sebekuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. Amin. Rabbena inneke raufur rahim. Amin. Rabbena inneke raufur rahim. Amin. Ya Rab, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Birliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Amin. Çevirmek istedikleri entrikaları başlarına makus eyle. Amin. Ya Rab. Ya Rab, ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Amin. Cennet ve cemalinle ikram eyle. Amin. Ya Rab, mezarda Münker Nekir'in suallerini asan, amin, cevaplarına muktedir eyle ya Rab. Kazanmışken kaybettirme, amin, yükselmişken düşürme, amin, ahir ve akıbetimizi hayır eyle, amin, cennet ve cemalinle ikram eyle, amin, ya Rab. Şu konuda dua edilse de şu insanlar amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Amin. Ya Rab. Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa'ra salavat. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa'ra salavat. Allahümme salam. Ceddül Hasenin Ahseneyn Ahmed-i Müşteba'ra salavat. Azameti Huda'ra, icabeti dua'ra tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Şefaat. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. saati devam ediyor. İftar saati. Efendim yeniden birlikteyiz. İftar saati devam ediyor. Selamlar var muhterem hocam size. Kocaeli'den selam ediyorlar. Selam Bilecik Osmaneli'den izliyorlarmış, selam ediyorlar. Bir izleyicimiz de Denizli'den, sizleri severek izliyoruz. Bir teyzemiz var adı Eşe. Eşe teyzemiz biraz rahatsız. Hocamdan dua bekliyor. Şu anda da ekranda izliyor hocamı demiş. Eşe Hanım kardeşimize ve cümle hastalara Yüce Rabbimiz şu iftar saatleri hürmetine şifalar ihsan eylesin. İnşallah, inşallah. Geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, az sonra inşallah haritamızda 3 farklı şehri göreceğiz. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bugün de bakalım haritamızda hangi şehirlerin ışıkları yanacak? Az sonra, şimdi değil, biraz sonra. Öncesinde telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz elimize. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı buyurun. Akşamlar. Buyurun, yayındasınız şu anda. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz sizi, buyurun. Ben hocamın sorunları vardı, onun için aramıştım. Hocam sizi duyuyor şu anda, buyurun, efendim, yayındasınız, buyurun. Canlı yayındasınız. Duyuyor mu? Duyuyoruz, duyuyoruz hanımefendi, buyurun. Ben hocama bir şey soracağım, benim ablam 75 yaşında. Evet, tamam. Ama gençliğinde 30 yaşlarındayken kocası Almanya'ya gitti. Almanya'dan 2 sene kontrat verdi, gelemedi. Geldiğinde de oruçluydu. Öğlen çağı geldi. Birlikte olmuşlar. Hala içimden çıkmıyor diyor. Ben, ablam o benim. Sor dedi, onu soracağım. Bunun ilacı nedir? Bunun tedavisi nedir? 61 gün, 61 gün bey de hanımefendi de oruç tutacaklar. Ha, bunlar kefaret diyoruz bunun adına. Çünkü oruç ne demek? Oruç yani, yemekten, içmekten, cinsi yakınlıktan kendimizi alıkoymamız, tutmamız demektir. Bu tutamadığına göre bunun özür dilemesi, Allah'tan özür dilemesi nasıl olacak? 61 gün oruç tutmak suretiyle. Şu an kaç yaşında? Yani şu anda sağlığı müsait mi? Oruç tutabiliyor mu peki? 75 yaşında. 75 yaşında. Böbrek hastası. Böbrek hastası. Eğer tutamıyorlarsa fidyesini verecekler. Fidye. 61'er gün ikisininki ne yapar Muhsin Bey? 61'er. Fidyesi mi hocam? Tabii fidye ya. 2 ayın 7.000-8.000 civarı yapıyor. Hocası vefat etti. Öldü. Nasıl? Vefat etti diyorum. Ha, vefat mı etti? Hayatta değil. Öyle mi? Evet. Hayatta değil. Yani yakınları... Ablam hayatta. Yakın... Ha, tamam, eşi vefat etmiş hocam. Tamam, eşi vefat eden o kişi için şayet imkan var da verilirse vefakarlık olmuş olur. 7.930 lira. Vefakarlık olmuş olur. Hayatta olan fidyesini verecek. Vefat etmiş olan her ne kadar... Ablam duruyor. Tamam, işte ablan verecek. Ablan fidyesini verecek. Kefaret tutamıyor. Kefaretin yerine fidye verecek. 61 günün fidyesi 61 gün. Her 7.930 lira. En az 130 lira vermesi gerekiyor. 7.930 lira yapıyor efendim. Biliyorsunuz bu yıl fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 130 lira olarak belirledi günlük. Yani 8.000 lira demek. Evet, 8.000 lira. Evet. Var mı peki, imkanı var mı? Verebilme durumu var mı teyzemizin? Durumu müsait mi? Var, bir de onu söylemiyor, sorun da var. Evet. Nasıl? Evet. Son cümlesini ben de anlayamadım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ablayın vermesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Tabii ablayın vermesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Ama eşi için de verebilirse, gücü yetiyor da verirse vefakarlık olur. Peki, teşekkür ettik. Selam edelim ve devam ediyoruz. Hocam, Instagram'dan sorular var. Evet. Onlardan birkaçını aktarmak isterim. İzleyicimizin sorusu, aman. Evet efendim. Kaza olur böyle. Furkan Bey diyor ki, hayırlı iftarlar. Benim sorum zekatla ilgili hocam. Evet. Bankaların verdiği promosyon parasıyla zekat verilir mi? Şayet verilmezse promosyon parasını biz nasıl değerlendirmeliyiz? Yani... Promosyon parası eğer durumumuz müsaitse biz onu bir hayra vereceğiz. Bir ihtiyaç sahibi fakire vereceğiz veya hayra vereceğiz. Yani onu zekat olarak vermemiz değil, onun kendisini zaten bir kere çıkarmamız icap ediyor. Hı hı. Promosyon parasını bizim durumumuz müsaitse, zaruret halinde bir durumumuz yoksa bir promosyon parasını ya bir fakire ya bir hayra vereceğiz. Evet. Ama promosyon parası zekat asla olmaz, verilmez, olmaz diyorsunuz. Evet, doğru. Bir başka izleyicimizin sorusu var. Firdevs Hanım diyor ki hayırlı akşamlar. Hocam ben bugün bir sohbetteydim. Bir sohbete gittim. Hoca sohbet ederken dedi ki ezan bitmeden orucunuzu açmayın. Orucunuz kabul olmaz. Bu doğru mu? Bu söz yanlış efendim. Yani ezan başlar başlamaz. Yani şimdi dün herhalde siz bu hadis-i şerifi hatırlattınız. Yani iftarda acele etmek, sahurda da en geç vaktine bırakmak. Evet. Yani iftar vakti gelir gelmez hemen iftarımızı yapmamız gerekiyor. Ezan bitinceye kadar, ya ezan diyelim ki 5 dakika sürdü, 5 dakika daha bekleyelim, yok bu yok yani. Böyle yok. Ezan geldi, ne zaman ezan okunur? Vakit gelince, iftar vakti gelince ezan okunur. O andan itibaren biz açmamızı icap eder. Dün aktarmıştık o iki hadis-i şerifi. İnsanlar evet, iftarı aceleyle yaptıkları sürece hayır üzere devam etmiş olurlar. Ha, tamam, doğru. Bir başka hadis-i şerif, kullarımın bana en sevimli olanı onların iftarda en acele edenidir. Doğru efendim. Evet, peki bir video sorumuz varmış. İzleyelim, görelim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Hocam ben bugün doktora gittim. Doktor bana oruç tutamazsın dedi. Hocam ben çok istiyorum ama doktor tutamazsın dedi. Hocam bunun günahı büyük müdür? Severek izliyoruz. Evet. Hanım kızım herhalde doktoru o kanaate sevk eden bir rahatsızlığınız, bir hastalığınız olmalı ki doktor öyle söylemiş olmalı. Bu sefer İyi olunca inşallah gününe gün tutacağız. Şu anda bizim kanaatimize göre bak oldukça sağlıklı kızımız görünüyor ama doktorun kanaati esastır. Doktor kızımızın sağlık durumunu dikkate alarak onu söylemiştir. Peki başka bir video sorumuz var hocam. Görelim. Evet. Niyet ettikten sonra ezan okunmadıysa su içebilir miyiz? Sorunu cevaplarsan çok sevinirim hocam. Kardeşimizin sorusu, maşallah diyelim öncelikle, nazar değmesin kardeşimize. Ezan okunmadan su içebilir miyim? Hocam oruca niyet etmiş. Tamam. Ezan henüz okunmamış diyor ama niyet etmiş sahurda. Tamam. Tekrar su içebilir miyim? Ya da bir şey yiyebilir miyim? Aa, daha ezana kadar elbette yiyebiliriz. Ama niyetini yapmış hocam. Yapsın, niyetini yapsın. Niyetini yapmasına rağmen ne zaman başlar oruç? İmsak dakikasıyla başlar. İmsak dakikasında da ezan okunuyor. İşte evet. Demek ki ezana kadar yeme, içme, her ne kadar niyet etse bile yiyebilir, içebilir. Peki, şöyle yapalım. Bir telefon sorumuz var. Telefon sorumuzdan hemen sonra üç şehrimizi haritamızda görelim. Bakalım haritamızda, Türkiye haritamızda hangi şehirlerin ışıkları yanacak? O illere Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz Sira, ilk düşürenlere. Ama öncesinde izleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Buyurun efendim, sorunuz varmış. Ben Abdülselam Aslan. Evet. Hakkari Yüksekba'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben salı günü çok rahatsızlandım. Orucumu yedim mecburiyetten. Evet. Yiyince yani bunu bir gün mü tutacağım yoksa da 61 gün mü? Rahatsızlığınız neydi? Ben normal bulaşıcı öksürükti, baş ağrısı, mide bulantısı falan o tür şeyler. Evet ve dolayısıyla dayanamadınız orucu. Evet. Evet, yedim diyorsunuz. Akşam iftardan sonra iki tarım da bağlandı bana. Evet. O kadar rahatsızlandım. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Şu an nasılsınız, iyi misiniz şu anda? Şu an iyiyim, şükür elhamdülillah. Şükür hamdolsun. Evet hocam. Evet, kardeşimiz durup dururken keyfi olarak başladığı orucu bozmuş değil. Rahatsızlığından dolayı, dayanamadığından dolayı başladığı orucu bozmuş. Bundan dolayı kefaret değil, gününe gün kaza gerekir. Ramazan'dan sonra bu başlayıp da bozduğu oruç için bir gün oruç tutacak inşallah. Kefaret değil, 61 evet, değil doğru. Yani hocam değil mi? Doğru efendim. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Haritamızı isteyelim yönetmenimizden. Üç şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Haritamız ekrana gelecek. Bakalım Türkiye haritamızda kırmızı ışıklı şehirlerimiz hangileri olacak? Şimdi geliyor. Konya. Konya selam olsun, selam edelim. Hayırlı Ramazanlar Konya. Bir diğer şehrimiz Malatya olacak. Malatya'ya selamlar. Hayırlı Ramazanlar Malatya. Ve son olarak da Sakarya. Sakarya'ya selamlar. Evet, bu üç şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz inşallah. Bu üç şehrimizden hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize Kur'an-ı Kerim hediyelerimizi yollamış olacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet muhterem hocam, her gün iftar saatinde sahabe-i kiram efendilerimizden birini daha yakından tanıyoruz. Bugün hangi efendim, bugün ismi? Umeyr bin Vehib radıyallahu anh. Bu zat önce tabii Bedir Savaşı'ndan önce müşrikler cephesinde. Evet. Hatta müşrikler Müslümanlar tarafına gönderdiler ki bize bir haber getir. Bu Müslümanların arkasında bir kuvvet var mı? Bunu bu konuda bizi bilgilendir. O da dedi ki ya arkalarında bir kuvvet yok. Ama yani şehit olmaya can atıyorlar ya. Ya bu durumu da onlar dinleyince neredeyse savaştan vazgeçeleri geldi. Allah Allah, demek şehitliğe can atıyorlar böyle. Sayıları az. Yani Müslümanlar 313 kişi. Ebu Cehil tarafı 1000 kişi. Onların 100 atı var. Müslümanların bir atı var. Ama şehitle can atıyorlar. Bu haberleri iletti. Bundan pek memnun olmadılar onlar. Hulasa Bedir Savaşı'nı onlar başlattı. Onlar istedi. Ve ileri gelen müşrik Ebu Cehil başta olmak üzere bunlar savaşta öldürüldüler. Umeyr'in oğlu esir oldu. Safvan'ın da babası öldürüldü. Hı hı. Şimdi birinin oğlu oğul derdi, diğerinin de baba derdi. Bunlar Altınoluk'un altında Kabe'de, yani Hicr denilen yerde konuşuyorlar. Umeyr dedi ki ya dedi borcum olmasa ve geçim derdi olmasa giderim bu Muhammed'i öldürürüm dedi. Safvan zengin adam bunu fırsat bildi. Ya sen bu sözünde durur musun? Yani demek ki borcun olmasaydı, evin geçim derdi olmasaydı gidip öldürecektin. Tabii öldürecektin. Borcunu kabulleniyorum. Borcunu ödeyeceğim bir. Evin geçimini de yükleniyorum. Hadi git öyleyse. Yola düştü. Kılıcını da zehirledi. Yola düştü ve Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'nin önünde Hazreti Ömer Efendimiz'i gördü. Bu hain hiç iyi niyete geldiğini sanmıyorum bunun. Hemen gitti Peygamberimize haber verdi. Ya Resulullah Umeyr gelmiş ama ben iyi niyetle geldiğini hiç sanmıyorum. Ömer bırak gelsin dedi. Ama bununla birlikte adam kılıç da omuzunda. Zehirlenmiş bir kılıç omuzunda. Hazreti Ömer böyle yakasından tutarak getirdi. Efendimizin huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz Ömer bırak dedi. Bırak. Allah Allah yaklaş yanıma dedi. Umeyr Peygamberimizin oldukça yakın mesafeye geldi. Sevgili Peygamberimiz niye geldin dedi. Oğlumu esir aldınız da oğlumu bırakın diye rica etmeye geldim dedi. Bu kılıç ne dedi. Bu kılıç ne? Kılıcın Allah belasını versin dedi. Kılıcın ne hayrını gördük. Biz Bedir'de ne faydasını gördük filan gibi laflar etti. Doğru söyle niye geldin dedi ya. Oğlumu istemeye geldim yine ısrar ediyor. Hicr'de Altınoluk'un altında Safvan'la ne konuştunuz? Allah Allah. Mucize. Dedi. Mucize tabii. Mucize. Safvan'la ne konuştunuz dedi. Ve tabii Safvan kimseye söylememiştir. Bu da kimseye söylemedi. Peygamber aleyhisselam ne konuşulduğunu... Nereden biliyor? Biliyor, evet. Söylüyor. Dedi ki, vallahi ben inandım ki sen Allah'ın elçisisin dedi. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorum. Efendimiz buyurdu ki, oğlunu serbest bırakın, kardeşinize de Müslümanlığı öğretin. Kur'an öğretin, namazı öğretin diye ashaba da böyle talimat verdi. Safvan ama memlekette arada sırada hava atıyor topluluklarda. Yakında bir flash haber duyacaksınız. Bekleyin. Yakında bir flash haber duyacaksınız. Yani öldürülmesini Muhammed bekliyor. Öldürüldü diye bir haber gelecek diye. Medine'den gelen kervanlara yaklaşıyor. Ne haber ya? Kervanın biri diyor ki Umeyr Müslüman oldu. Ne konuşuyorsun ya? Umeyr demek Müslüman oldu. Ya Umeyr Müslüman oldu. Nihayet Umeyr Mekke'ye geliyor. Diyor ki arkadaş evet ben böyle seninle anlaştım gittim ama ben gördüm ki o peygamber ya Allah'ın elçisi arkadaş. Ben o yüzden öldürmekten filan vazgeçtim. Ben gönlümü verdim. Ben iman ettim. Senin de iman etmeni tavsiye ederim diyor. Nihayet Mekke fethedildi. Mekke fethedildikten sonra sevgili Peygamberimiz bu Safvan'a, bunun arkadaşını, katili kiralayana, Safvan'a, Safvan'ın da babası öldürülmüştü Bedir'de. Bedir'de. Safvan, iman etmez misin? Düşünmem lazım. Ne kadar müddet istiyorsun? 2 ay düşüneyim. Yok, 2 ay değil. 4 ay düşün. 4 ay düşün. Allah Allah. Ama bir gün Peygamberimiz insan sarrafı. Bunu Umeyr'i hep gözüyle takip ediyor. Karşı yamaçta develerin otladığını görünce ulan ne güzel develer ya falan diyor. Peygamberimiz hemen taşı gediğine koyuyor. Safvan, orada kaç tane deve var biliyor musun? Bilmiyorum. 100 tane deve var. Eğer Müslüman olursan o 100 deveyi de develerin otladığı yamacı da sana vereceğim. Vallahi ben beklemiyorum diyor. Ben 2 ay müsaade istediydim. Sen 4 aya çıkardın. Ben müsaade beklemiyorum. Ben iman ediyorum diyor. Yani Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah senin yerinde ben olsaydım Safvan iman ediyorsan et, etmiyorsan ölümlerden ölüm beğen derdim. Ama sen adam 2 ay müsaade istiyor, sen 4 ay veriyorsun. Ve adama servet veriyorsun, servet. Fırsat eline geçmiş. Sana kiralık katil göndermiş. Fırsat da elinde. Bir işaretinle boynu gider. Ama niye Allah Resulü'nün maksadı cehenneme adam göndermek değil ki? Bir fazla kişiyi cennete göndermektir. Rahmet peygamberi görüyor musunuz? Kendisine suikastlar yapan, kiralık katiller gönderen kişilere ne iyilikler yapıyor rahmet peygamberi. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Seni bütün alemlere rahmetimin, merhametimin sembolü olarak gönderdim diyor. Ve böylece Safvan da iman ediyor, Umeyr de iman ediyor. Yani Allah Resulü'nü yakından görmek, bakır kimya oluyor. Nasıl mutluluğa eriyor, huzura eriyor. Yani programın başında bir oğlumuz ben ateistim dedi, yüreğimi yaktı. Yani nasıl böyle inanmayan insan neye dayanır, neye güvenir? İnanan insan Allah'a dayanıyor, Allah'a güveniyor. Allah kim? Mülkün sahibidir, ezelidir, ebedidir, yaratandır, yaşatandır. Her şeyden haberdar olandır. Yaşamamız, ölümümüz, ahirimiz, akıbetimiz, hidayetimiz, dalaletimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan Mevla. Amin. Evet, ona iman ediyoruz. Bu imana ulaşmamıza yardımı olmuş ulemaya, ana babalarımıza rahmet okuyoruz. Mevla razı olsun hocam. Evet, evet, Peygamber Efendimiz'i öldürmeye geldi fakat onda dirildi hocam. Dirildi, evet. Ya. Onu öldürmeye gelenler hep onda dirildi. İşte bitti, öyle oldu efendim. Evet, onlardan birisi de Umeyr bin Vehib radıyallahu anh'ı dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Peki sizden gelen sorularla devam edelim sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza gelen video sorular var. Aynı zamanda Instagram'a gelen sorular da var. İşte onlardan birisi Furkan Bey yine soruyor. Diyor ki hocam hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar. 26 yaşındayım. Orucumu tutup namazımı kılıyorum. Gençliğin verdiği hatalarım var. Gün içinde oruçluyken yanlışlıkla küfür ettiğim ve dalgınlıkla göz zinası yaptığım, harama baktığım oluyor. Tuttuğum oruç ve kıldığım namaz kabul olmuyor mu? Çok merak ediyorum. En nazratü sehmün min sihami iblis. Namahreme bakmak, şeytanın oklarından bir ok almaktır. İman evim delik deşik olmuş olur. Yani tuttuğum orucun sevabı azalmış olur. Dilime hakim olamadıysam, yani sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Yani birisi sizinle sataşırsa siz deyin ki inni saimin, ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin. Özellikle iftar dakikalarında büyük şehirlerimizde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yani orada öfkeli hareket etmemeliyiz. İnsanlara daha nazik, daha kibar. Yani ben oruçluyum ya. İbadet halindeyim ya, oruçluyum, Rabbimin huzurundayım. Bu da inandığım Allah'ın kuludur bu insan. Ona öfkeli, kırgın, asık yüzlü davranmamalıyım. Hoşgörülü davranmalıyım. Yani işte, ibadet halindeyim ben. Bunu böyle düşünmeli ve kendimizi frenlemeli. Yani oruç demek sadece yemekten, içmekten nefsimi alıkoymak değil ki. Yani kötü huylardan da kurtulmak, eğitmek, eğitim alanı, oruç, kulluk, irade eğitim alanıdır. Eğitim alanında eğitilmeliyim, kulluk, irade eğitimi yapmalıyım. Hocam buyurduğunuz hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Herhangi biriniz bilhassa oruçlu bulunduğu gün artık kötü söz söylemesin ve cahilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşür yahut söverse derhal ben oruçluyum, ben oruçluyum desin buyurmuştur Efendimiz. Evet, efendim. Maalesef hocam oruçluyken bazen işte nefse yenik düşebiliyoruz. Mevla affetsin. Ama genellikle Muhsin Bey, yani halkımız, yani emniyetimizden soralım, Ramazan ayında vukuatlar oldukça belirgin bir şekilde düşmektedir. Yani milletimiz oruç tutuyor elhamdülillah. Buradan çıkıp giderken dikkatimi çekiyor. Yani yoğun trafik sanki su üfürülmüş gibi oluyor. Niye öyle oluyor? Herkes iftar etmek için evine çekilmiş oluyor. Evet. Allah milletimizden razı olsun. Amin. Ya. Peki video sorumuz var. Görelim. Necmettin hocam, ben 8 yaşındayım. Okula gittim de beden dersinde bize yakan top oynatıyorlar. Oynamakta zorunlu. Ben ondan dolayı oruç tutamıyorum. Günah olur mu? Evet kardeşimiz, hocam beden dersine giriyorum. Girmek zorundayım. O günlerde oruç tutamıyorum. Günaha giriyor muyum diye soruyor kardeşimiz. Bir kere yavrumuz mükellef değil. Evet. Mükellef değil, derste de yoruluyorsa inşallah yaşı müsait hale gelince tutar. Ama şimdi tebrik ederiz ki bakın, eğer beden dersi biraz yoruyor, oruçlu olarak da dayanamıyorum diyor. Demek ki oruç tutmayı arzuluyor sevgili yavrumuzu, tebrik ederiz. Ya. Peki WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'dan vaktimiz varsa menkıbelere kadar birkaç soru daha aktaralım, var mı? Var. Şöyle bir soru var hocam. Emrah Bey soruyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eşimle benim 2 arabamız var. Evet. 1 sene oldu alalı. Bize zekat düşer mi? Bu 2 arabanın zekatı nasıl hesaplanır? Hayır, zekat düşmez. Temel ihtiyaç maddesidir araç bugün. Ama 2 arabaları var hocam. Olsun. Yani biri hanımın, biri beyefendi. Evet, öyle söylüyor. Yani öyle olduğu için temel ihtiyaç maddesidir. Zekatla ilgisi yoktur. Peki. Zekatla ilgisi yok ama bakın es-sadakatü tereddül bela. Sadaka belayı def eder. Yani üzerine güneşin doğup battığı her gün için bütün mafsallarımız münasebetiyle sadakalar vermemiz gerekir. Kaç mafsalımız varsa o kadar sadaka da vermemiz icap eder yani. Peki yine bir WhatsApp video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm hayırlı iftarlar. Orucun çoğunu yatmakla çoğu insanlar geçiyor hocam. Bu sevabı azaltır mı hocam? Hayırlı iftarlar tekrardan. Orucu uykuya tutturuyoruz diyor hocam. Ramazan'da yani gücümüzün yetmeyeceği şekilde işlerde bulunmak doğru değil de büsbütün uykuya tutturmak da doğru değil yani, değil mi? İmkan nispetinde işimiz devam etmeli ve özellikle de ibadetlerimizde mesela Kur'an okumalıyız, camilere gitmeliyiz. İtikaf. Diyeceksiniz daha itikafa müddet var, zaman var daha itikafa. İşleriz inşallah hocam. İnşallah o konuyu da işleriz. Ama ondan önce şimdi de Muhsin Bey, illa o sünnet-i müekkede olan itikafın dışında yani bilir. Hocam atlarımızı düşürenler belli olmuş. Konya'dan. Murat Çayır, Konya. Selam edelim. İlk düşürenler. Aynur Hazar, Malatya. İlk düşürenler. Mehtap Çapraz, Sakarya. Sakarya. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Muhterem hocam, Mevla razı olsun sizden. Amin efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Menkıbelerle bitireceğiz inşallah. Yarın da yine sevgili izleyenler vaktiniz olursa Kanal 7 ekranlarında iftar saatinde buluşmayı diliyoruz. Mevla tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul buyursun. Muhterem hocam son olarak söylemek istedikleriniz varsa. Efendim duaların makbul olduğu zamandır. Rabbim korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.